23 Ocak 1926. Manchester derbisinde tarihi maç. Manchester City, Manchester United'ı Old Trafford'da 6-1 yenerek iki takım arasında resmi olarak oynanan maçlarda en farklı sonuca imza attı. Bu skor, 2011 yılındaki yine City'nin United'ı 6-1 yendiği Premier Lig maçına kadar ilk derbi rekoru olarak tarihe geçti. Maçtan önce 1. Lig'de Manchester United 4. Manchester City ise 19. sırada bulunuyordu. 23 Ocak 2002. Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun ayak sesleri. Portekiz kulübü Porto, kötü gidişe dur demek için takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi. Basın toplantısında Portekizli hocanın ilk sözlerinden biri, "Seneye şampiyon olacağız." oldu. Mourinho, Benfica ve Leira takımlarında antrenmanlara analitik yaklaşımı ve sahadaki başarısıyla Porto'nun dikkatini çekmişti. Mourinho, Porto'nun teknik direktörü olduğunda kulüp ligde 5. sırada bulunuyor ve mazisini arıyordu. Mourinho, 2002-2003 sezonundan itibaren hünerlerini gösterecek ve Porto'yu üst üste 2 yıl lig şampiyonu yapmakla kalmayacak. Kulübe 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nı, 2003-2004 sezonundaysa Avrupa'nın en büyük kupası olan Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandıracaktı. 23 Ocak 2017. İlk kadın milli basketbolcularımızdan Gülseren Gönül aramızdan ayrıldı. 1950 yılında Ankara'da doğan Gülseren Gönül, 1963 yılında Özel Yükseliş Koleji'nde basketbola başladı. 2.05'lik boyuyla Türkiye'nin en uzun kadın basketbolcusu olarak tarihe geçti. 1966'da kurulan ilk kadın basketbol milli takımında yer aldı. 1976 yılında Avusturya'ya transfer olarak yurt dışında oynayan ilk Türk kadın basketbolcu unvanını elde etti. Sonrasında Beşiktaş ve ODTÜ'de spor yaşamını sürdüren Gönül, 1983 yılında basketbol hayatını ardında sayısız başarılar bırakarak sonlandırdı. Gülseren Gönül, 23 Ocak 2017 tarihinde Ankara'da 66 yaşında aramızdan ayrıldı. 23 Ocak 2018. UEFA Uluslar Ligi ilk grup kurası çekildi. UEFA Uluslar Ligi, milli takımların oynadığı özel maç sayısını azaltmak ve maçları daha heyecanlı hale getirmek için oluşturuldu. Bu şekilde ülkelerin kendilerine denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapması hedeflenmiş oldu. Aynı zamanda 24 ülkenin mücadele edeceği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine kalacak son 4 takımın Uluslar Ligi'nden çıkacak olması bu turnuvanın önemini artırdı. Organizasyonda ülke sıralamalarına göre UEFA üyesi 55 federasyonun milli takımlarının A, B, C ve D liglerine ayrıldığı bir format benimsendi. 23 Ocak 2018. LeBron James, NBA'de 30 bin sayı barajını geçen en genç oyuncu. San Antonio Spurs, Cleveland Cavaliers'ı 114-102 yenerken, Cleveland'ın yıldızı LeBron James maçı 28 sayıyla tamamladı. 33 yaşındaki James böylece 30 bin sayı barajını aşan en genç oyuncu oldu. LeBron James'ten önceki 30 bin sayı barajını geçen en genç oyuncu rekoru, 34 yaşında bu başarıya ulaşan Kobe Bryant'a aitti. LeBron James aynı zamanda 30 bin barajını geçen 7. oyuncu olarak da tarihe geçti.